Değerli izleyicilerimiz, üzücü bir haberimiz. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi trafik kazasında maalesef hayatını yitirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce refüje, ardından park halindeki otobüse çarptı. Kazada otomobildeki Türk asıllı Alman vatandaşı Muhammed Said Tuncel 21 yaşında hayatını yitirdiği iki kişi de yaralandı Türk asıllı Alman vatandaşları Salih Can Özdemir Haydar Bozda ve Muhammed Said Tuncel tatil için geldikleri Manavgat'ın side mahallesinde otomobil kiraladı Salih Can Özdemir'in kullandığı 07 asd 346 plakalı otomobil saat 03 sıralarında side bulvarında aşırı hız nedeniyle önce refüje Ardından yol kenarında park halindeki 35 HA 95 95 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki üç kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerinin yakınındaki özel hastanenin doktor ve sağlık ekiplerince yapıldı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Sayit Tuncel doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını yitirdi. Durumu ağır olan Sayit Can Özdemir Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne, Haydar Bozdağ ise Antalya Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Sayit Tuncel'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Gencecik gençler 20'li yaşlarda çok acı, çok üzücü bir haber maalesef. Değerli izleyicilerimiz, Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk altı kişi yaralandı. Adil Altıntaş yönetimindeki Hollanda plakalı 3 ZNV 31 plakalı otomobil Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir kavşağında Mustafa Avcıoğlu idaresindeki 16 BV 308 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Adil Altıntaş, araçlardaki Nimet Altıntaş, Renginar İsmail Rufadova, Yusuf Berat ve Hürriyet adındaki bir kişiyle Burcu Avcıoğlu yaralandı. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Geçmiş olsun. Allah korusun diyelim değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'de şu anda milyonlarca gurbetçi vatandaşımız bulunuyor. Maalesef üzücü haberler de haber merkezimize gelmeye devam ediyor. On binlerce kilometre uzaktan Avustralya'dan tatil için Didim'e gelen Ali Balaban adlı vatandaşımız Didim'de maalesef hayatını yitirdi. Avustralya'dan bir süre önce tatil için Didime gelen Ali Balaban serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Balaban'ı suda hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkarılan Balaban'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırdı. Balaban doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını yitirdi. Ali Balaban'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Allah rahmet eylesin. Evet, üzücü, üzücü, çok üzücü haberler maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'ye tatile giden bir gurbetçimiz kaza yapıp kaçan sürücüyü otomobiliyle takip etti ve kovalayarak yakaladığı polise teslim etti. İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeyken bir motosiklete çarptıktan sonra kaçan sürücü tatil için Almanya'dan gelen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak polise teslim edildi. Anlam bilgiye göre emin önünde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Kazanın ardından yere savrulan motosikletteki sürücüyle yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen ve yaşadığı Almanya'da tatil için İstanbul'a gelen Murat Güneş, kazadan sonra durmayarak kaçan aracı içinde eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu otomobiliyle takip etmeye başladı. Güneş, yaşanan kovalamacanın ardından önüne geçtiği otomobili durdurarak polise bildirdi olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede alkollü olduğu belirtilen sürücü ve yanındaki kişiyi polis merkezine götürdü şüphelilerin kullandığı otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı Murat Güneş Almanya'dan geldiklerini ve otellerini aradıkları sırada kazayı gördüklerini anlatarak arkadan gelen sürücülerin düşen motosikleti ile ilgilendiğini düşünerek kaçan otomobili takibe aldığını ifade etti Güneş Kısa bir kovalamacanın ardından aracımla otomobilin önünü keserek durdurdum. Ardından polise haber verdim. Sürücünün kaçmaması için de otomobilin anahtarlarını aldım dedi. Evet Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Duyarlı bir vatandaş örneği göstermiş Sayın Murat Güneş. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi de iletiyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere ana vatanımız Türkiye'miz yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Çok üzgünüz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntı biter şimdi Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Avustralya'da duyarlı vatandaşlarımızın Türkiye'deki bu orman yangınları ile ilgili mağdur olan vatandaşlarımıza yardım elini uzattıkları bir haberi sizlerle paylaşacağım Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyet gösteren Türk kökenli kuruluşlar Türkiye'deki yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi Avustralya Diyanet Vakfı, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerindeki Türk İslam dernekleri ile Melbourne Diyanet, Victoria ve Batı Avustralya eyaletlerindeki Türk İslam dernekleri ortak bir kampanya başlattı. Avustralya Milli Görüş Teşkilatları'nın İnsani Yardım Kuruluşu Hasene Avustralya'nın yanı sıra Müsiyat, Sydney ve Aus Relief Avustralya'da yangın zedelere destek olmak için harekete geçti. Tema ülkemizin yarısını birlikte saralım. Evet ülkemizin yarısını birlikte saralım. Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Profesör Doktor Nuh Altıntaş Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ülkemizin yarısını birlikte saralım temasıyla başlattıkları yardım kampanyasını Türk İslam Cemiyetleri ile organize ettiklerini söyledi. Türkiye'nin farklı yerlerde yaşanan yangınlarla büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Profesör Doktor Arslan Taş, Türk ve diğer Müslümanları da içine alacak şekilde bir kampanya başlatmayı uygun gördük. Türk toplumundan kişisel teşebbüsler de vardı ama toplumumuzdan çok yoğun bir ilgi gördük. Yardım etmek isteyenler, ülkemize katkı sağlamak isteyenler vardı. Toplum üyelerimizin bu beklentilerini karşılayabilmek amacıyla bugünden itibaren 3 hafta sürecek destek kampanyası başlatmış bulunuyoruz dedi. Sidney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy da yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini söyledi. Devlet ve milletin seferber olup yangınları söndürmek için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Aksoy şunları ifade etti. Bizler de Avustralya Diyanet Vakfı ve Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletlerindeki Türk İslam cemiyetleri olarak bu yangınların söndürülmesine, yangınlar neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi hasarın giderilmesine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda sadece Avustralya Türk toplumu değil, aynı zamanda Avustralyalıların ve diğer Müslüman kardeşlerimizin de ilgi gösterdiğine şahit olduk. Avustralya genelindeki camiler ve açılan banka hesapları aracılığıyla toplanacak maddi yardımlar yangınlar nedeniyle mağdur olanlara ulaştırılacak dedi. Evet teşekkür ediyoruz. Memleketimizden, ana vatanımızdan binlerce kilometre uzaklıkta böylesine bir duyarlılık için emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah tez zamanda memleketimizdeki, ana vatanımızdaki bu yaralar sarılır saygıdeğer izleyicilerimiz.